Merhaba arkadaşlar. TET geometri soru çözümleri. Birinci sorumuzda arkadaşlar bir ABC üçgeni verilmiştir. İki tane eş iletki kullanarak hatasız ölçüm yapılmıştır. Şimdi burada birinci iletki ile ölçülen açının ölçüsü 180 eksi 155 eşittir 25 derecedir. Diğer açının ölçüsü de diğer iletki ile ölçülen açı 180 eksi 125 o da eşittir 55 derece olur burası. X açısını bulmak için ADB üçgenini kullanıyoruz. 55 derece eşittir 25 artı x'ten yani ADB üçgeninde 55 dış açı oluyor. 55 eşittir 25 artı x. Buradan da x eşittir 30 derece olur. Cevap Bursa. İkinci sorumuzda arkadaşlar şekil 1'de yerden yüksekliği 1 metre olan 2 kök 3 metre olan yere paralel açılır, kapanır bariyerin ucu. İkinci şekildeki gibi bariyer açıldığında yerden en fazla 4 metre yüksekliğinde açılabilmektedir. Buna göre bariyer yukarıda doğru en fazla kaç derecelik açı ile açılabilir diye sorulmuştu. Yani bize sorulan açı bu açının ölçüsü. Şimdi burada bariyer açıldığında arkadaşlar şu mesafe burada 1 metre verilmişti. Burası 1 olur. Buradaki mesafe 3 kalır. 4 eksi 1, 3. Burada dik üçgene bakacağız. 3 bariyerin kendi uzunluğu 2 kök 3 metredir. Bu üçgenden de kenarlara baktığımızda bu açının aradığımız açıya x dersek açının karşısı 3, 90 derecenin karşısı 2 kök 3. Üçüncü kenarı da bulduğumuzda Pisagor bağıntısına 3. kenar kök 3'tür. Bu da bize ne gösteriyor? 30, 60, 90 üçgeninin olduğunu. 30'un karşısı kök 3, 60'ın karşısı kök 3'ün kök 3 katı 3, 90'ın karşısı kök 3'ün 2 katı. Buradan da x eşittir 60 derecedir. Cevap bedenine. Sıradaki sorumuzda arkadaşlar bir CDE A üçgeni dikdörtgeni verilmiştir. Bir bahçenin krokisi verilmiş. Buna bir pergeli 5 santimetre açarak sabit ucunu F noktasında koyup kesikli çizgiler doğrultusunda bir çember çizildiğinde A, B ve D noktalarından geçiyor. A, B ve D noktalarından geçmektedir. Buna göre krokide CD'nin uzunluğu 4 santimetre verilmişse AB bölü BC'nin uzunluğu kaçtır diye sorulmuş soruda. Şimdi burada pergeli 5 santimetre açıldığını bize söylemişti. O zaman AF'nin uzunluğu BF'nin uzunluğuna eşittir 5 olur arkadaşlar. FD'nin uzunluğu da 5'tir. Burada CD'nin uzunluğu 4 olduğuna göre F noktasından bir dikme çizdiğimizde AB'ye doğru FH o da 4'e eşit. AH F BH F üçgenleri 3 4 5 üçgen oluyor. O zaman AH'nin uzunluğu 3. HB'nin uzunluğu da 3 olur. Böylece BC'nin uzunluğu da 2 olur. Bize nereyi sormuştu? AB'nin uzunluğu 6 bölü BC'nin uzunluğu 2 o da eşittir 3. Cevap Adana. Sıradaki soruda arkadaşlar bir K, L, M, N paralel kenarı D1
doğrusu boyunca kesildiğinde şekil 1'deki gibi iki parçaya hem D1 hem de D2 boyunca kesildiğinde şekil 2'deki gibi dört parçaya ayrılıyor. Şekil 1'deki büyük parçanın alanının küçük parçanın alanına B parçasının 4 katı olduğuna göre şekil 2'deki A parçasının alanının B parçasına alanına oranı kaçtır diye sorulmuştur bize soruda. Şimdi şekil 1'deki hem D1 hem de D2 boyunca kesildiğine göre buradaki oranı da vermiş bize 1'e 4 diye şekil 1'den. Bu alana ben 2 ezlersem arkadaşlar diğer kısmın alanı onun 4 katı 8 S olur. Burada da şekil 1'de paralel kenarda köşegen çizdiğimizde bu 10 S'i alanı 5 S 5 S diye ayırır bu köşegen. Yani buradaki üçgenin alanına 5 S diyorum. Burayı zaten bize 2 S vermişti. Buraya da 3 S kalır. Peki burada şu iki üçgeni kullandığımızda alanların oranları kenarların uzunluklarına orantılıdır. O yüzden ben bu kenara 2K diğer üçgenin kenarına da 3K diyorum. Yani oran burada bu kenarların uzunlukları alanların uzunluklarına orantılıdır. Diğer şekle, ikinci şekle geçtiğimizde 2K 3K'yı karşıdaki kenar bütün kenar uzunluğu da 5K. Yani paralel kenarın bu kenarı da 5K olur. Burada da arkadaşlar kelebek benzerlik kullanıyoruz bu iki üçgende. Burada benzerlik oranı 5 bölü 2. O zaman alanlarının bu üçgenden alanların oranları benzerlik oranının karesine eşittir. A bölü B eşittir 5 bölü 2'nin karesi, o da eşittir 25 bölü 4 olur. Cevap Denizli. Sıradaki sorumuzda arkadaşlar bir düzgün beşgenin bir köşegeni uzunluğu bir kenar uzunluğunun kök 5 artı 1 bölü 2 katıdır. B verilmiştir. A, B, C, D, E düzgün beşgenin 1'e düzgün altıgen verilmiştir. A, E, L noktaları da doğrusaldır. CD'nin uzunluğu 2, KH'ın altıgenin bir kenar uzunluğunun uzunluğu da kök 5 artı 1. Bize sorulan açı D, C, E, D, C, F açının ölçüsü. Yani bu açının tamamı. Şimdi burada arkadaşlar bu kenar uzunluklarını ve beşgenin bir kenar köşegenin uzunluğunun kenar uzunluğuna göre özelliğini kullanacağız. CE'nin uzunluğu 2'nin kök 5 artı 1 bölü 2 katı olur. Bu da eşittir kök 5 artı 1 olur. CE'nin uzunluğu. FE'nin uzunluğu da kök 5 artı 1. O zaman CEF üçgeninde ikizkenar oldu. CE eşittir FE. Ve buradaki açıları da bulmak için bunlara YY dersek altıgenin bir iç açısının ölçüsü 120'dir. Komşu açısı 60'tır. CDE üçgenin bir kenarı gören açı 36'dır. Bu açı da 36'dır. Burayı böylece 72 derece kalır. Buradan 2Y'yi CEF üçgeninde 2Y'yi bulacağız arkadaşlar. 2Y eşittir
180 eksi 132, böylece y eşittir 24 olur. X de 36 artı 24 eşittir 60 derece olur. Cevap Adana. Sıradaki sorumuz da arkadaşlar, yarıçapı R olan bir çemberin iç bölgesine bazı alanı 4 birim kare olan kareler oluşturulmuş bir yapı. Çapının uçları da A ve B noktaları olan yarım çember yayıdır demiş soruda. Buna göre yarım çember yayının uzunluğunu, yarım çember yayının uzunluğu sorulmuştur bize. Şimdi A ve B köşeli noktalarından bu çember üzerinde bir C noktası aldığımızda, yani kareleri tamamladığımızda arkadaşlar, A, B, C üçgeni 3, 4, 5'in katı oluyor. Üçgenin katı, çünkü alanı 4 birim ise bu karenin bir kenar uzunluğu 2, AC'nin uzunluğu 6, CB'nin uzunluğu 8, AB'nin uzunluğu da o zaman 10 olur. Böylece yarıçap 5'e eşit oldu. Çevrede 2 pi çarpı 5, ama yarım çember dediği için bize bölü 2 olur. O da eşittir 5 pi. Cevap Edirne. Sıradaki sorumuzda arkadaşlar, bir dikdörtgen biçimindeki çalışma sayfasının iki tane kırmızı boyalı eş kare çizerek bir desen oluşturulmuştur. Yazıcısına boyu 20 santimetre olan dikdörtgen biçimindeki beyaz bir kağıt koyarak yazdır komutunu verdiğinde kağıdın alttan 8 santimetresi kısmına geldiğinde yazıcının mürekkebi bitiyor demiş. Buna göre yazıcıda yazdırılmayan kırmızı boyalı bölgenin alanı kaçtır demiş. Yani burada ben önceden çizmiştim. A, B, C, D karesinin 8 santimetre kısmına geldiğinde yazıcıdan, bunun yarısı arkadaşlar 10 santimetre olur. 8 santimetre geldiğinde yazıcının mürekkebi bitiyor. O yüzden bizim aradığımız alan A, B, C, D'nin alanı eksi E, F, C'nin alanı. Yani bu alan bizim aradığımız alan. Bunları da kullandığımızda 2, bir kenarı EF'nin uzunluğu 4. Burada bu kare olduğu için şu bölüme de HO desem, HO'nun uzunluğu da 3 oluyor. Karenin alanı 10 çarpı 10 bölü 2 eksi buradaki üçgenin alanı, EFC'nin alanı da 4 çarpı 2 bölü 2. Böylece alanda 50 eksi 4 eşittir 46 olur. Cevap Ceyhan. Sıradaki sorumuzda arkadaşlar, yarıçap R olan bir terazi verilmiştir. Terazide ağırlık göstergesi olan sayılar bir çemberin üzerinde eşit aralıklara bulunmaktadır. Terazinin gösterge çubuğunun bu çemberin merkezindedir. Terazi boşken terazinin kafesine 6 kilogramlık ağırlık eklendiğinde gösterge çubuğunun taradığı alan 24 pi olduğuna göre gösterge çubuğunun uzunluğunu, yani bize bu çemberin dairenin yarıçapı soruluyor arkadaşlar. Burada verilen taradığı alanı kullanacağız, ama bu alanı kullanmak için de merkez açıyı bilmemiz lazım. Merkez açıyı bulmak için de 6 kilogramlık ağırlık olduğunda, yani burada merkez açının kaç olduğunu bulacağız. Bunu bulmak için de
Bu daire 16 eş parçaya bölünmüştür. Her aralık arasında 16 eş parça var. O yüzden 360 bölü 16 çarpı 6 bunda eşittir 135 olur. Yani buradaki merkez açı 135 derecedir arkadaşlar. Taradığı alan pi çarpı r kare çarpı 135 bölü 360 eşittir 24 pi'dir. Buradan da r kare eşittir 64 bulunur. R eşittir 8. Cevap Ceyhan. Sıradaki sorumuz arkadaşlar bir analitik geometri sorusu. Bu soruda doğruların birbirine uzaklığı bulmamız için formül verilmiştir. Paralel birbirine iki doğru. İkisinin arasındaki uzaklık C1 eksi C2'nin mutlak değeri bölü kök içinde A kare artı B karedir. D1 doğrusu Y eşittir X artı 4 doğrusunun aşağı doğru 4 birim ötelenmesi ile D2 doğrusu elde ediliyor. Buna göre D1 doğrusunun D2 doğrusuna uzaklığı kaç birimdir denmiş. Şimdi bunu doğruları yazdığımızda arkadaşlar D1 Y eşittir X artı 4 doğrusu. D2 doğrusun nasıl oluşuyor? Bu doğruyu 4 birim aşağı ötelediğimizde, yani bu doğrunun arkadaşlar Y'si 4 birim azalacaktır. O zaman ne olacak denklem? Y eksi 4 eşittir X artı 4 doğrusu olacaktır. Bunu da düzenlediğimizde Y eşittir X artı 8. Şimdi bu formülü de kullandığımızda H eşittir 8 sabit sayıların farkı 8 eksi 4 mutlak değer içerisinde bölü kök içinde x ile y'nin önündeki katsayıların karelerini toplamlar. Yani 1'in karesi artı 1'in karesinin karekökü. Bu da eşittir 4 bölü kök 2. O da eşittir 2 kök 2 olur arkadaşlar. Yani D1 ve D2 doğrular arasındaki uzaklık 2 kök 2'dir. Cevap Denizli. Dokuzuncu soruda arkadaşlar şekil 1'deki AB CD dikdörtgeni DE boyunca katlandığında şekil 2'deki görünüm elde ediliyor. AE'nin uzunluğu 3, EB'nin uzunluğu 12, EA1 ve C noktaları doğrusal noktalardır. Buna göre alan ABCD. Yani bu dikdörtgenin alanını bulmamız için arkadaşlar iki kenar uzunluğuna ihtiyacımız var. Bir kenarını biliyoruz zaten. AB'nin uzunluğu 15'tir. Kaldı ki diğer kenar uzunluğunu bulalım BC'yi. Bunu bulmak için de bu katlama işlemini kullanıyoruz. DAE üçgeni DA1 E üçgenine eşittir. Katlamadan dolayı. EA1'in uzunluğu da 3'tür. A1 C'nin uzunluğuna B desem bunun uzunluğuna da DA1'in uzunluğuna da A dersek burada benzerlik kullanabiliriz. Hangi benzerliği kullanırız? ECB üçgenini ve DCA1 üçgenini kullandığımızda bunlar açı açı kuralına göre benzer oluyor. B bölü orantıyı da yazdığımızda B bölü 12 eşittir 15 bölü B artı 3 olur arkadaşlar bu iki üçgende. Buradan da B'yi buluyoruz. B eşittir 12. EC B üçgeninde B 12 ise 3 4 5'in katı EC 15'e eşit oluyor ve böylece 3, 4, 5'in katı BC'nin uzunluğu 9 olur. Alan da o zaman 15 çarpı 9'dan eşittir 135 birim olur.
Sıradaki sorumuzda arkadaşlar yarıçap R yüksekliği H birim olan bir silindirin hacmi bu şekilde hesaplanıyor. Pi çarpı R kare çarpı H. Alt tabanı düz bir zemin üzerinde bulunan yarıçapı 2 birim, yüksekliği de 6 birim olan içi boş bir dik silindir içine alt tabanların merkezleri ortak olacak biçimde yarıçapı 1 yüksekliği 2 birim olan demirden yapılmış içi tamamen dolu bir dik silindir yerleştiriliyor. Dik silindir yerleştiriyor. Ben önceden hazırladım şekilleri. Daha sonra büyük silindir içine küçük silindirin yüksekliği kadar su dolduruluyor. Buna göre demirden yapılmış küçük silindirin büyük silindirin içinden çıkarıldığında suyun seviyesi kaç birim düşer? Yani bu silindiri, küçük silindiri, büyük silindirin içinden çıkardığımızda su seviyesi düşecektir arkadaşlar. Bu seviyeye de H diyoruz, H'ı arıyoruz. Şimdi bu yüksekliği bulmak için arkadaşlar hacimleri kullanacağız. Küçük silindirin hacmi pi çarpı yani taban alan pi çarpı r kare pi çarpı 1'in karesi çarpı 2. 2 pi oluyor. Suyun geldiği kısmın alanı da o zaman v eşittir 4 pi çarpı 2 olur. Yani şu kısmın hacmi 4 çarpı pi çarpı 2, o da 8 pi olur. Buna göre V, buradaki V suyun hacmi V küçük silindirin hacmine eşittir. 2 pi artı V su eşittir 8 pi. Suyun hacmi o zaman eşittir 8 pi eksi 2 pi'den 6 pi olur arkadaşlar. Şimdi gelelim buradaki şekle. Bu 6 pi de eşittir taban alanı 2'nin karesi 4 pi çarpı yükseklik h. H eşittir buradan 6 bölü 2 eşittir 1,5. Ama bize sorulan x artı 1,5 eşittir 2 ne kadar su seviyesi düşer demiş. Yani düştüğü kısmı sormuş bize. Buradan da x eşittir 2 eksi 1,5'ten 0,5 olur arkadaşlar. Cevap Adana.